gördüğü Amerikan hastanesinde önceki gün hayatını kaybeden usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın cenazesi sabah defin işlemleri için hastaneden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine getirildi. Cenazeyi Mehmet Ali Birand'ın eşi Cemre ve oğlu Umur Birand teslim aldı. Birand için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı Doğan TV Center önünde düzenlendi. Mehmet Ali Birand'ın naaşı Haber Grup Başkanı olarak görev yaptığı Kanal D'nin önüne getirildi. Törende konuşan Birand'ın eşi Cemre Birand, herkese ayrı ayrı teşekkür ederek sizleri çok sevdi. Son ana kadar da emin olun sizleri düşündü. Bizlerden çok galiba sizleri seviyordu. Bugünü görseydi çok eğlenecekti eminim. Çünkü tam ona göre şanlı, şerefli, güzel, çiçekli, böcekli, cumhurbaşkanlarına layık bir yollama töreni oldu dedi. Birand'ın oğlu Umur Ali Birand da babasının çalışmayı, işine gitmeyi çok sevdiğini belirterek "Buraya evden her sabah koşa koşa gelirdi sizinle çalışmak için. Onun hayatıydı bu. Keşke aramızda olsaydı ve bunları görebilseydi. Babamı kaybettik." dedi. Tören ve duaların ardından usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın cenazesi cenaze namazı için Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Cenaze töreni öncesinde Birand'ın eşi Cemre ve oğlu Umur Ali ve gelini Katerin Birand taziyeleri kabul etti. Birand'ı son yolculuğunda uzun yıllardır haberlerini ekrandan dinleyen ve gazetelerden takip eden vatandaşlar da yalnız bırakmadı. Cami avlusu ve çevresi Birand'ın sevenleriyle doldu taştı. Birand'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde musalla taşına konduktan sonra eşi Cemre Birand çok sevdiği torunu Umberto'nun çorabını tabuta iğneyle taktı. Biz de Kanal 48 ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.